Endi ushbu ifodani ko'paytirish yo'llariga ajratamiz. Buning uchun biz mana bu yerga qo'shuv 27 20 qo'shamiz va 27 ayirib qo'yamiz. Bu holda mana bu ifoda 27a qo'shuv 27 mana bu yergacha a plus 3 ning kubiga teng minus 19 dan 27 ni ayirsak 8 hosil bo'ladi. Va 8 ni biz 2 ning kubi ko'rinishida yozishimiz mumkin. Ya'ni endi a kub minus b kub formulasini qo'llaymiz. A plus 3 minus 2 A plus 3 kvadratı plus A plus 3 köpaytırıq 2 qoşun 2 kvadratı. Endi soddalashtirib chiqamiz. A plus 1 köpaytırıq bu yerda qavsini ochamiz. A kvadrat qo'shilib 6a qo'shilib 9. Endi mana bu ifoda 2a qo'shilib 6 qo'shilib 8 beradi 4. A qo'shilib 1 a kvadrat 6a qo'shilib 2a 8a 9 qo'shib 6 15 qo'shib 4 19 shunday qilib berilgan ifoda mana bunday ko'paytiruvchilarga ajratiladi. Bu ifodani ko'paytiruvchilarga ajratish uchun biz belgilash usulidan foydalanamiz. X minus Y ni A bilan belgilaymiz. A Z minus Y ni B bilan belgilaymiz. Bu holda ikkinchi tenglikdan birinchi tenglikni ayirsak Y bilan Y minus Y bilan minus Y bir-birini yo'qotadi. Chap qismda z minus x, o'ng qismda esa b minus a ni qo'shib qo'yamiz. Bu holda berilgan ifodani a va b orqali quyidagicha yozish mumkin. X minus y a ning kubi minus b ning kubi plus b minus a ning kubi. Bu yerda dastlab a kub minus b kub formuladan foydalanamiz. A kvadrat plus a b plus b kvadrat. İkinci ifodada a va b larni o'rnini almashtirib minus bilan yozamiz. Ana endi a minus b'ni qavsni tashqariga chiqarishimiz mumkin. Qavs ichida a kvadrat qo'shib a b qo'shib b kvadrat quyidagi ifoda qoladi. Endi a minus b'ni kvadratini formulaga ko'ra yozib chiqamiz quyidagicha. Endi ikkinchi qavsni ichini soddalashtirib chiqamiz. A kvadrat minus a kvadrat
b квадрат минус b квадрат бір-біріне қатады. A минус b көпайтыру. A b, ошы 2 a b, 3 a b болады. Бұдегі ифаданы паса қалдық. Енді a ve b'ların орнеге ана бұл ифадаларыны қойып шығамыз. Тең 3 a, a'ның орнеге x мес y жазамыз. Көпайтыру. B, b'ның орнеге z минус y. Көпайтыру. A минус b. Қабеді b минус a. A минус b, x минус z тұрдамы. Шынай қырып берілген ифода үйдегіше көпайтушыларға ашырады. M минус N рационал сон. M, N, M ва N иррационал сон екені мағым. Оқалда үйдегі солардың қайсы бірлері рационал сон болады. M минус 2N-ні көрелік. Bunu m minus n minus n de yazmamız lazım. M minus n rasyonel son. N ise irrasyonel son. Şu sebeple ayırma irrasyonel son olanı. Demek A cevap olmalıydı. Ben de görüyoruz. Qarşıdan tashqariga n n ni chiqaraylik. Bu holda qavs ichida n minus n qoladi. M n irratsional son berilgan ma'lum. M minus n ratsional son. Ko'paytma esa agar n minus n 0 ga teng bo'lmasa, ko'paytma yana irratsional son bo'ladi. Demak bu son rasyonel buluşa mümkün. Eğer m n geteyim olsa rasyonel buladı. M n geteyim olmasa irrasyonel buladı. Kengisi de bu ifadanın n'nin kubu minus n'nin kubu kavsan açtık minus 3 m kvadrat n plus 3 m n kvadrat bir yazımız mümkün. Peki. Bu ifada n minus n'nin kubike teyni. N minus n rasyonel ekanı malum. Rasyonel sonun kubu yana rasyonel son kubu. Demek bana şu ifada n ve n'nin yukarıda işaretlerini kanatlandırabilen barça kıymetlerinde dolayın rasyonel son kubu. Peki hangi iki de ifadanı hem görüyoruz? Think. Bunu biz m hoşu m minus n şeklinde yazma alışımız mümkün. M, m irrasyonel son, m minus n rasyonel son. Demek irrasyonel son, rasyonel son. Bunların yığındısı yine irrasyonel son. 3m minus 5n'ni 3m minus 3n minus 2n deyip yazıp olalımız. Tek, kavsından taşları gelip 3'ünü çıkarsak. M minus n minus 2n olalım. N minus n rasyonel son. Üçü köp aytarsak yine rasyonel son hası olalım. Demek bana bu ifoda rasyonel son. N irrasyonel son. 2'yi köp aytarsa gene irrasyonel son nasıl bulalım? Rasyonel son ayrı irrasyonel son. İrrasyonel son bulalım. Şunu yakalım. S cevapta verilgen ifada. N ve N'nin yukarıda yıkayım şartlarını kanatlandırır için barça kıymetleri de rasyonel son bulalım.
Berilgan ifoda quyidagi ifodalardan qaysi biriga bo'linmaydi? Buning uchun bu savolga javob berish uchun biz ko'pni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Dastlabki ikkita haddan x kvadratni qas tashqariga chiqaramiz. Keyingi ikkitasidan minus 4 ni chiqaramiz. Endi x minus 3 ni qasdan tashqariga chiqaramiz. To'rtni 2 ning kvadrati deb yozish mumkin. Endi a kvadrat minus b kvadrat formulasidan foydalanamiz. Berilgan ifoda ko'paytiruvchilarga ajratildi. Bu yerdan ko'rinib turibdiki, bu ifoda x minus 3 ga, x minus 2 ga va x plus 2 ga, x minus 2 ga, x plus 2 ga bo'linadi. Shuning uchun bu ifoda x plus 3 ga bo'linmaydi. Demak, x minus 3 ga bo'linadi, x plus 2 ga bo'linadi, x minus 2 ga bo'linadi. Bu ifodani biz x minus 3 ko'paytirib, x plus 2 deb yozishimiz mumkin. Ya'ni x minus 3, x plus 2, mana bu ikkitasini o'z ichiga olyapti. Har biriga bo'linganlik sababli bunga bo'linadi. Shunday qilib javob x plus 3 ga bo'linadi. Ushbu ifoda quyidagi sonlarning qaysi birlariga qoldiqsiz bo'linadi. Buning uchun biz bu ifodani quyidagicha ko'paytirishga ajratamiz. Teng 7 ning kvadratining kubi 27 3 ning kubi. 7 ning kvadrati 49. 7 a kub plus b kub formuladan foydalanamiz. 49 qo'shilib 3 49 kvadrati minus 49 ko'paytirib 3 plus 3 ning kvadrati. 49 qo'shilib 3 52 ga teng. 52 soni 13 ga qoldiqsiz bo'lmadi. Shunday qilib, berilgan ifoda 13 ga qoldiqsiz bo'lmadi.